Merhaba herkese iyi akşamlar. Akçansa günlük grafik. En son Ocak ayında e, falan baktık galiba. Ocak'ta mı? Tam hatırlamıyorum da yani çok uzun süre oldu. iki ay falan oldu. Trend çizgisi çok gerilerde kalmış. Bir uzatalım. Üstünde mi? Üstünde. O halde hareket e, yukarı yönlü devam ediyor. Tabi artık 50 gün ifade ediyor. Yani gün uzadı. E, trend de uzadı. 50 gün ifade ediyor. Bu bir ikinci vadede bir trend yine. E, Birçok hissede olduğu gibi. E, yani en kötü senaryoda dikkat alabileceğiniz bir tren kısa vadeli çok ilgilendirmez. Şu anda geldiği noktada aşağı yönlü bir akım var. Bugünkü tabi hareket üstünden hala bir düzeltme sınırında bu yaptığı hareket. Henüz aşağı akımı olarak nitelemeyelim, o da biraz acımasızlık olur. Hani bu kadar sert bir hareketin elbette düzeltmesi bir miktar aşağı yönlü olur. 20 gün desteğini alıyor, yani 1966 civarı ya da 60 civarı 50 civarı biraz böyle şey verirseniz e, şöyle söyleyeyim avans verirseniz kim verilir avans e, hisselere ille de 20 gün bozul diye hemen Hadi bakalım patır kütür satalım mantığı da çok doğru bir mantık değildir bazen şimdi aşağıdan taşıyordur hisseyi e, hissedar Dolayısıyla orada biraz böyle e, şeyler devreye girebilir Varsa tabi payı. Herkesin de kendi riski. Kimse zorunda değil böyle bir şey. Orada bir avans verilebilir. Ee, 19, 40 civarları olarak alabilirsiniz. Yani oradaki destek kırmadıktan sonra çok ciddi bir şeyden söz edilmez. Yani doğal bir hareket olarak gör, görülür. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Ben bunu bir saniye ba bir bakayım ne zaman yapmışım diyorsunu. Evet 3 Ocak'ta yapmışım. Yani Ocak 3 pazar günüymüş herhalde. 4 Ocak pazartesi. Şurada yapmışım. Şimdi daha önce tabi direnci çizmişim. Bir üst şeyde 1272 direnç olmuş. 1414 pek bir direnç olamamış ama 1618 beklenen bir dirençmiş. Ya Fibonacci bunun için kullanılan bir şey bu hesaplamalar. Dolayısıyla döndüğü yerde hani ona baktım. Ne, ne zaman çizmişim ne zaman bakmışım falan diye de daha önceden öngörülebilecek bir alan. Biliyorsunuz 618 özellikle yani Fibonacci'nin en büyük şey oranıdır. Yani en önemli oranıdır 618. 1 618, 2 618, 3 618 ve 4 618 yani dikkat edilmesi gereken Fibonacci seviyeleridir. Bunlar genellikle direnç olarak karşılaşılır bu seviyelerde. Bir de 1 272'lerde genellikle yani en üst fiyatlarda direncin kırılmasından sonra tekrar bir direnç olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Burada da olmuş. Daha sonra kırılmış tabi. Bunun dışında e, yani yukarı yönlü hareketi tabi tetiklemek için artık 20 lira 21 lira civarında yeniden bir hareket yapması lazım. Yani yeni bir hareket yaparsa o zaman e, tekrar yukarı yönlü 20 özellikle 20 desteğini alıp yukarı yönlü bir hareketin varlığından söz edilir. 5.20 kesişmesi henüz uzak ama öyle çok aşırı da uzak değil. Yani 19.95 19.66 Yani yüzde ikilik bir kısım daha var. Orada arada. Yani ben bir daha ne zaman bakarım bilmiyorum size işte ama şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle diyelim desteği aldı. 14.40'ı 14.39'u. Bu tabi kaldıkça o fiyatlarda desteği aldıktan sonra bir miktar yukarı giderse daha iyi olur. O fiyatlarda kaldıkça 5-20 kesişmesini tetikleme ihtimali doğar. Ee, o da global anlamda hep söylüyorum. Bakın global anlamda, yerel anlamda değil. Yani bütün dünyada bakılan bir cross'tur kısa vadecilerde. Eğer yukarıdan dead cross'u başlatırsa orada dikkat etmek lazım deste. Yani tutmayabilir. Ee, yani bu aklınızda olsun. Onun için 20 günün 1966'nın özellikle e, ve 1995 o da 5 gün. Yarın değişecek de bu ortalamalar her gün değişir. Bu ortalamalar ne kadar üstünde kalırsa o kadar kısa vade yukarı yönlü hareketler beklenir ve takip edilir. RSI'de MACD'de tabi ikisi de burada aşağı yönlü harekete haliyle e, gösteriyorlar bu hareketlerden sonra. Söylenecek başka bir şey yok Akçansa için. Herkese iyi akşamlar dilerim.